Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of History 2 Cebel Şammar Emirliği serimizin 2. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Geçtiğimiz bölümde sizler de hatırlayacaksınız ki Arap Yarımadası toprakları üzerinde iyice genişleyip Arap Yarımadası'nın ve Orta Doğu'nun en güçlü, en söz sahibi devletlerinden bir tanesi haline geldik dostlar. Şu anda dünyada 45. sırada bulunuyoruz ve Cebel Şammar hükümetine biz geçmeden önce bu devletin sıralaması 175'ti, bunu da hatırlatmak isteriz. Biz Cebel Şammar hükümeti olarak, Cebel Şammar Emirliği'nin yöneticileri olarak pek çok şey yaptık, pek çok şey başardık ve karşımızdaki devletler, yanımızdaki, yöremizdeki güçlü devletler bu büyük ilerleyişi, bu büyük güçlenişi durdurmak için bazı hamleler yaptılar. Örneğin Karakoyunlu Memlükleri ele geçirerek bizim daha fazla kuzeye ilerlememizi engelleyecek bir duvar kurdular adeta. Ama biz o duvarı yıkar mıyız? Yıkarız abi, hem de çok rahat yıkarız. Karakoyunlu devleti Cebel Şammar'ın ilerleyişini durduramayacak. Ayrıca şu anda biliyorsunuz bizim ismimiz Cebel Şammar Emirliği. Fakat Kudüs ve Memlük sultanlıklarını ele geçirdiğimizde, ki Memlük artık bence ele geçirmeye gerek yok. Çünkü Memlük artık halife olabilecek bir güçte değil. Kudüs ele geçirildiğinde, Kudüs, Jerusalem ele geçirildiğinde biz artık adımızı Cebel Şammar Halifeliği olarak ilan edeceğimizi bütün dünyaya, bütün Müslüman ülkelere, bütün İslam dünyasına da duyurmak isteriz abi. Artık eskisinden çok daha güçlü bir halifelik Müslüman devletleri, İslam dünyasını yönetmek adına göreve geliyor. Herkes hazır olsun, herkes vaziyet alsın. Bir de son olarak şu boş toprağı da bir kolonize edeceğiz abi. Çünkü bu toprak kolonize edilmediği sürece Cebel Şammar Emirliği toprak bütünlüğünü sağlayamamış bir devlet olarak akıllara kazanacak. Şimdi yapmamız gereken turlarımızı atlayıp asimilasyonlarımızı tamamlamak, bir yandan da Karakoyunlu Devleti ile ilişkilerimizi sürekli olarak iyi tutmak. Yani ben Karakoyunlu'yla ne kadar ilişki geliştirirsem geliştireyim maalesef kendileri benimle iyi ilişkiler içerisinde bulunmaya açıkçası pek sıcak bakmıyorlar. Bu durumda bizi birazcık rahatsız ediyor çünkü Karakoyunlu güçlü bir devlet. Evet, biz Cebel Şammar olarak gerçekten cesur bir devletiz. Yani her güçte devleti karşımıza alabilecek cesarete sahip bir hükümetimiz ve aynı cesarete sahip bir milletimiz var. Fakat yine de bazen mantığı ön plana çıkarmak lazım. Geçen bölümde söylediğimiz gibi bizim devletimizin yönetiminin ana mekanizması, ana öğesi mantıktır abi. Biz devleti mantıkla yönetiyoruz ve Karakoyunluları karşımıza almak pek mantıklı bir hamle değil. Bu arada Memlük artık iyice yıkıldı. Hafsilerin de Memlüklere bir darbe daha vurmasıyla beraber artık adeta ortada Memlük diye bir devlet kalmadı abi. Memlük artık Kahire ve civarına sıkışmış, sadece 4 eyaletten oluşan gerçekten küçük bir devlet. Yani bu saatten sonra Memlük büyük ihtimalle esamesi okunmayacak bir devlet. Zaten kalan bu 4 toprakta yüksek ihtimalle, kuvvetle muhtemel, Karakoyunlar tarafından son bir saldırıyla ele geçirilecektir. Her ne kadar Memlük orduları Kahire ve civarlarında son kare olarak bir direniş gerçekleştirip Nil Nehri'nin kenarına çekilmeye çalışsalar da Karakoyunlu orduları affetmeyecektir muhtemelen ve bu savaş Memlük'ün yenilgisiyle sonlanacak. Memlük acı bir şekilde tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Yapacak bir şey yok. Devletler insanlar gibidir. Doğarlar, büyürler, yaşarlar ve ölürler. Memlük de bu misalde doğdu, büyüdü, gerçekten büyüdü, güçlü bir devlet haline geldi ve öldü. Evet, şimdi elimizde 170 bin dukatlık bir para var, artık şurayı bir kolonize edebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun, toprak bütünlüğümüzü gerçekten iyileştiren bir hamle oldu bu. Şimdi de Yemen hocam, Timur İmparatorluğu ile Karakoyunlular şu anda bir savaş halindeler ve ikisinin gücü birbirine gerçekten çok yakın. Eğer ben de bu taraftan Karakoyunlara bastırırsam bence Karakoyunları Timur'la beraber mağlup edebiliriz abi. Hatta Memlük de girmiş savaşa. Evet, Memlük de girmiş. Biz de birazcık para biriktirelim ve girelim ya bu savaşa. Bunlar zaten belli bir süre savaşları muhtemelen ortada geçecektir bu iki devletin. O sebeple biraz vaktimiz var para toplamak ve asker basmak için. Bu arada Karakoyunlar biraz bastırmaya başladı. Memlükler yıkıldı. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Her ne kadar Nil Nehri kıyılarında savunmalarını yapmaya çalışsalar da Karakoyunların gazabına uğradılar ve yıkıldılar. Bu arada Timur yeniliyor abi. Timur yeniliyor. Evet, Timur buradan çeviremeyecek gibi duruyor. Timur, bari şu toprakları kurtar da ben de oraları senden alayım ya. Timur şu toprakları kurtarır mısın? Şunları bir kurtarır mısın canım? Hadi Timur. Hadi Timur. Hadi Timur. Hadi Timur. Beyler, biz bu Karakoyunlu'yu nasıl durduracağız? Yani biz bu adamları nasıl durduracağız? Benim aklımda hiçbir fikir yok açıkçası. Ben nasıl durduracağım lan bu adamları? Oğlum, adamlar kimseye yenilmiyor. Hayır, bir de şu an çok güçlen. Lan dünyanın 3.'sü oldu adamlar. Önlerinde bir İngiltere var, bir de Ming Hanedanı var. Ya gerçekten benim max şans ya. Cidden benim maksimum şans budur ya. Dünyada onca büyüyebilecek devlet varken, onca güçlenebilecek devlet varken, tut Ming'inden İngiltere'sine, Osmanlısından tut Litvanya'sına, Moskova'sından tut Kastilya'sına, benim sınırımdaki devlet büyüyor, güçleniyor ya. İşte benim maksimum şans budur abi yani. Ben buyum. Benim bahtım bu kadar ya. Benim sınırımdaki devlet dünyanın en güçlü 3. devleti oldu. İnanamıyorum ya. Ha, bizim de hatamız var. Durdurmadık. Zamanında durdurmadık. Ama ben nereden bileyim Karakoyunlu gelecek de dünyanın en güçlü 3. devleti olacak. Ya zerre aklımın ucundan geçmedi ya. Yemin ediyorum zerre geçmedi aklımın ucundan ya. Vay anasını sayın seyirciler. Gerçekten inanılmaz ya. İnanılacak gibi bir durum değil ya. Neyse artık. Biz bir hükümetiz abi. Biz burada bir devlet, bir emirlik yönetiyoruz. Bizim işimiz durumdan sızlanmak değil, duruma çare bulmak, çare aramaktır. O sebeple sızlanmayacağız abicim şu anda oluşan durumdan. Kendi hatalarımızı da bu durumun oluşmasında kabul ediyoruz. Ve bu durumun tersine dönmesi adına elimizden gelen her türlü hamleyi gerçekleştireceğimizi de halkımıza belirtmek, bildirmek isterim. Hemen şöyle Aden'e de girelim. Çok güzel, basit bir saldırıyla Aden'i de elimize geçirdik. Hadramut'a da gireceğim artık, bu sıralar birazcık hızlanmamız gerekiyor. Sizler de fark etmişsinizdir ki çevremizdeki devletler gün geçtikçe güçlerini arttırmaya, fetihlerini yapmaya devam ediyorlar ve biz durdukça onların gerisine düşüyoruz. O sebeple artık bizim de hızlanmamız lazım. Örnek vermek gerekirse çok uzun zamandır şu Arap Yarımadası'nın geri kalan devletlerini ele geçirmiyoruz. Belki biz biraz daha beklersek Karakoyunlar şurada uzandıkları kol üzerinden oradaki devletleri de ele geçirecekler. Yani bu adamların artık durdurulamayacağını herhalde biz kafamıza sokmuşuzdur. Sonuç olarak da elimizi çabuk tutmamız gerektiğine bir kanaat getirdik. Böyle devam edelim bakalım saldırılarımıza. Şarika'yı da ele geçireceğiz. Hadramut'un müttefiki kendileri. Küçük ortaklar, minik ortaklar. Evet, her ikisini de rahatlıkla elimize geçirmeyi başardık. Hemen alalım bütün topraklarını ama bu sıralar saldırganlığımızı arttırmamız tabii çevremizdeki güçlü devletlerin de birazcık gözünü üzerimize çekecektir muhtemelen. Çok saldırganlaştık gerçekten özellikle bu sıralarda. Ama artık 40 eyalete sahip dünyanın en güçlü 40 devletinden bir tanesiyiz. Bu da yine bizim için güzel bir ilerleyiş. Yani 175. sırada oyuna başlayan bir devlete göre şu anda 30. sıralara, 31. sıralara kadar çıkmış olmak büyük bir başarı. Yani gerçekten azımsanmayacak bir başarı. Hükümetimizi, halkımızı, ordumuzu, yönetimimizdeki bütün kollarımızı bu büyük başarıdan ötürü tebrik etmek isterim. Fakat şu an gerçekleştirdiğimiz bu başarı, şu an ulaştığımız bu mertebe bizim ulaşacağımız hedeflerin yarısı bile değil. Yarısı bile değil. Şu an biz yolun yarısını bile gelmedik. Daha fethedeceğimiz çok yer var. Daha ulaşacağımız çok mertebe, alacağımız çok statü var. Daha işimiz uzun abi. Devam edelim bakalım. Bütün asimilasyon işlemlerini başlattık. Hedefimiz asimilasyon işlemlerimiz, daha doğrusu eyalet istikrarı oranımızı yüzde çıkarmak. Karakoyunlarla ilişkilerimiz gayet güzel. Artı 26 seviyelerine kadar çıkarmışız. Harika bir haber. Böyle hemen bir devam edelim bakalım. Çok güzel. Arap Yarımadası'nda kalan sadece 2-3 tane büyük devlet var. Büyük de sayılmazlar yani. Sadece 2-3 tane devlet var. Bir tanesi Mahra, bir tanesi Umman, bir tanesi de Hürmüz Emirliği. Fars'ı saymıyorum. Fars bir İran devleti diyebiliriz. Kendileri zaten Timur'un vasalı. Ama yine de kendilerine saldırabilirim. Zaten kısa bir süre içerisinde büyük ihtimalle bağımsızlıklarını ilan edecekler muhtemelen. Evet, ettiler. Ettiler ve ooo bak sen. Bir anda hem Karakoyunlardan hem Belucistan'dan askeri erişim izni alıp Timur'a da almaya gidiyorlar. Fars. Oğlum ele geçirirse şaşırmam. Ele geçirirse hiç şaşırmam. Evet, geçirdi. Abi inanılmaz bir reverse attı adam var ya. Gözlerimizin önünde inanılmaz bir olaya şahitlik ettik. Yaklaşık bir dakika önce Fars Timur'un vasalıydı. Şu anda Timur Fars'ın vasalı. Yani bu nasıl desem, şimdi küfür de kullanamıyoruz videoda. Bu cesaret halis mi? Bu büyüklük halis mi ya? Yani inanılmaz ya, inanılmaz. Adam bir anda reverse attı. Uno oynar gibi bir reverse attı, tak direkt Timur'u kendi vasalı yaptı. Oğlum çok güzel hareketti. Yemin ediyorum çok güzel hareketti. Böyle güzel bir hareket yaptığın için seni fethedeceğim. Çok güzel hareketti. Şimdi bölgede benden daha güzel hareketleri olan devletleri ben istemiyorum. Böyle güzel hareketler yapmadan önce bana sorman lazım. O yüzden seni fethedeceğim kardeşim, kusura bakma. Ya çok güzel hareketti ama ya. Gerçekten hani adam adeta racon kesti ya. Ben mi senin vasalınım, sen mi benim vasalımsın? Gel bir daha bir bak bakayım dedi adeta Timur'a. Timur'un filleri baktı. Baka kaldılar. Ne oluyor aman dediler. Aman yarabbim ne oluyor? İnanılmaz bir durumdu gerçekten. Bu savaşla beraber artık Cebel Şammar Emirliği İran'da da belli bir toprak parçasına sahip oldu. Karakoyunlarla sahip olduğumuz sınır gerçekten gün geçtikçe genişliyor abi. Adamlarla çok geniş bir sınıra sahibiz. Ve şu anda 155 binlik bir ekonomiye eriştik abi. Gerçekten artık büyük bir ekonomiye sahibiz. Bu saatten sonra ben Karakoyunlar bize savaşı ilan etmediği sürece sırtımızın çok da yere geleceğini düşünmüyorum, zannetmiyorum. Hemen asimilasyonlarımızı bir %100'e kadar tamamlayalım yine. Çok güzel. Ama bizim artık bir geleceğe dönük plan yapmamız lazım. Yani nasıl ilerleyebiliriz, ne yapabiliriz, bunun bir rotasını, planını çizmemiz lazım. Öncelikle ben Hindistan ile Avrupa arasındaki ticaret yollarını ele geçirmek istiyorum. Bunun için de direkt Hindistan'a çıkarma atmamız lazım. Yani Gujarat'tır, Vijayanagar'dır, Bahmani'dir, işte burada Talpur Sindh'tir, Belucistan'dır. Bu gibi devletler ele geçirilecek ve Hindistan'la Avrupa arasındaki ticaret Cebel Şammar Emirliği'nin eline geçecek abi. Bunu yapmamızla beraber ekonomimiz de gerçekten güçlenecektir. Ama Hindistan'a çıkmadan önce Arap Yarımadası'nda istikrarı tam olarak sağlamamız, toprak bütünlüğünü tam olarak sağlamamız gerekiyor. Bunun için de Mahra, Umman ve de Hürmüz Emirliklerini elimize geçirmemiz lazım. Dilerseniz hemen ordu basım işlemlerimize başlayalım bu devletlerin sınırlarında. Önce asimilasyonları bir tam. Önce bütün asimilasyonlar %100 olsun. Değil mi? Çünkü çok uzun süredir gerçekten sürekli olarak savaşıyoruz. Bir de bir yandan teknoloji yatırımı yapalım. Devletimiz teknolojide epey bir geri kaldı. Yani evet, güçlendik. Ekonomik olarak güçlendik. Nüfus olarak güçlendik. Askeri olarak neler yapabileceğimizi, neler başarabileceğimizi bütün bir dünyaya gösterdik. Ama teknoloji olarak halen diğer bütün devletlerin çok gerisinde olduğumuz gerçeği de maalesef aşikar. Kimse de bunu hani inkar edemez. Yok kardeşim biz ilerideyiz teknolojide falan kimse diyemez abi. Öyle de bir durum var maalesef. O sebeple teknolojik yatırımlarımızı özellikle 1500'lü yılların başlarında ilk çeyreğinde arttırmamız icap ediyor, gerekiyor. Evet, devam edelim bakalım. Paramız bitene kadar bir teknolojik yatırım gerçekleştireceğim. Karakoyunlarla ilişkilerimiz gene gerilemiş bu arada. Bir kez daha bir arttırmaya çalışalım bakalım. Evet, bu arada 0.65'e kadar çıkardık teknolojimizi. En azından şuradaki listeye birazdan gireceğiz gibi görünüyor. Ya en azından bir münhasır medeniyetler seviyesine çıktık teknoloji açısından. Gördüğünüz üzere Cebel Şammar Emirliği az önce Osmanlı'yı da geride bıraktı. Mükemmel bir ilerleyiş. Hani 0.45 ekonomiden bir anda 0.70'lere kadar çıkmayı başardık. Lan çok ilerledik bu arada harbiden. Hadi bir 0.71. Çok güzel. Aragon'u da geride. Aa yok lan, bırakamadık dur. Bir kere daha yapacağım. Çok sevdim şu anda teknoloji yatırımı yapmayı. Evet, Moskova Knezli'ni de geride bırakacağız. Geride bıraktık onları da. Portekiz'de geçtik. Sırada Bengal Sultanlığı var ama Bengal Sultanlığı ile aramızdaki teknoloji farkı biraz fazla. 0.3'lük bir teknoloji farkı vardı aramızda. Şu an 0.1'e kadar indirmeyi başardık. Çok güzel ama Bengal'i yakalayamayız. Bu yatırımla Bengal'i yakalayamayız. Evet, bu arada farkı da açtılar biraz. Tamam, güzel. 0.75'e kadar teknoloji seviyemizi çıkarmayı başardık. Bu bizim için gerçekten muazzam bir gelişme. Şimdi sahip olduğumuz 29 adet teknoloji puanını vermemiz gerekiyor. İşin en güzel kısmı. Ordu bakımını 20 diyeceğim. Araştırmayı zaten fullledim. Onun haricinde hatta ordu bakımını 21'leyelim. Aynen öyle, daha mantıklı. Şimdi şu 3 devlet üzerine bir sefer gerçekleştireceğim. Talpur Sindh. Ne yapıyorsun burada koçum? Hayırdır? Hayırdır birader? Sen bizim Arap Yarımadası'na el atmışsın. Ne oluyor? Buralar benden soruluyor, hatırlatırım. Buralar benden soruluyor. Benden habersiz bu topraklara hiçbir bırak devleti, sinek çıkamaz lan. Denizden benim toprağıma sinek konamaz lan. Benim haberim olmadan yapamazsınız oğlum onu. Sen kimsin de geldin çıkarma atıyorsun buraya? Allah'ın Hint devleti gelmiş benim Arap kardeşlerime saldırıyor. Hayırdır? Şimdi ben Arap kardeşlerimi korumak için onların üzerine bir saldırı gerçekleştireceğim. Ama korumak için yani. Kimse de yanlış anlamasın. Ben bu kardeşlerimin üzerine asla düşmanca bir tavırla saldırı yapmam. Korumak için saldıracağız yani. Kabul etmezler çünkü. Gel kardeşim ben seni koruyayım topraklarını ver desem kabul edecekler mi? Etmeyecekler. O yüzden normaldir yani. Korumak için saldıracağız. Yapacak bir şey yok. Vay vay vay, bak sen bir de direniş gösteriyorsun ha. Utan lan utan. Kendi kanından kendi canından askerleri vuruyorsun oğlum. Şöyle hemen gelelim sınırlara. Umman'a da bir savaşımızı ilan edelim. Bu Talpur Sindh'i, bu Hint devletini buraya sokanlara da ayrı bir yazıklar olsun. Hiçbir savunmanız yoktu oğlum. Hiç mi savunamadınız lan kendinizi? Gel bakayım sen hayırdır birader? Sen bizim abilere, bizim kardeşlere şekil yapmışsın. Gel bir bakayım buraya, senin bir icabına bakalım ya. Hayırdır ya? Hürmüz'ün de icabına bakalım. Sinirlendik beyler, sinirlendik ya. Bizi sinirlendirdiler ya. Diplomatik olarak hani diplomatik hamleler yapmayı seven bir devletim ben. Diplomasi falan bırakmadılar bende, sinirlendirdiler ya. Evet, hepsini bitirdik. Hemen bir barış antlaşmalarımızı imzalayalım. Hürmüz'ün tamamını elime geçiriyorum. Böylece Hürmüz burnu artık benim tarafımdan kontrol edilecek. Aynı zamanda Hadramut mu bu? Pardon, Mahra'yı da ele geçirdim. Umman'ı da şöyle bir tek eyaletini ele geçiriyorum. Talpur Sindh, senle işimiz bitmedi, bekle. Senin ben ana topraklarına da çıkarma atacağım, bekle. Bekle oğlum, bekle. Daha yüksek sayıda orduyla geliyorum. Şu an bu getirdiğim ordu hiçbir şey. Sen daha Cebel Şammar Emirliği'nin, hatta müstakbel halifeliğin gücünü görmemişsin. Ben arkamda bütün Arap ve Müslüman devletlerin gücünü taşıyorum. Sen hayırdır yani. Sen hayırdır. Bu arada Osmanlı'da durum ne? Biz Osmanlı'dan daha güçlüyüz galiba. Bir bakayım, 13. sıra, 8. sıra, yok değiliz. Ama kısa zamanda, kısa süre içerisinde Osmanlı'dan daha güçlü bir devlet konumuna da ulaşacağız abi. Öyle bir konuma da ulaşacağız. Şimdi öncelikle ben... tamam, direkt çıkarmayı attık. Normalde bir keşif ordusu yollayacaktım ama gerek kalmadı. Direkt çıkarmayı yolladık. Güzel haber. Hindistan'da da bu arada bir kaos ortamı hakim. Devletler birbirleriyle savaşıyorlar, Hint devletleri. Birazdan oraya gelip yargıyı dağıtırız, siz merak etmeyin. Talpur Sindh'te de bir barışalım bakalım. Bütün toprakları alacağım. Evet, İran coğrafyasının ardından Cebel Şammar Emirliği'nin merhaba dediği ikinci coğrafyada Hint coğrafyası oldu. Hayırlı olsun, Cebel Şammar Emirliği yeni coğrafyaların kilidini açmaya devam ediyor. Adeta böyle bir keşif devleti gibi sağ solu durmadan keşfediyoruz. Şöyle bir sınır bütünlüğümüze baktığımızda Afrika'da desen toprak var, İran'da desen toprak var, Hindistan'da desen toprak var, Arabistan desen zaten bizim kontrolümüzde. Artık sağımıza, solumuza, yanımıza, yöremize epey yayılan güçlü bir devlet haline geldik. Karakoyunlar artık bizden korksun. Korkmasınlar gerçi, adamların bizden hala 2 kat fazla ekonomisi var. Şimdi de Buhara ile savaştılar ve onları da yenecekler muhtemelen. Yani bu Karakoyun'da durdurulamaz bir duruma geliyor artık. Hani birilerinin bu adama dur demesi lazım. Artık çünkü gerçekten bir... Dünya için bir beka sorunu haline gelmeye başladılar. 2. Dünya Savaşı'nın Nazisi gibi düşünün yani, öyle bir duruma gelmeye başladılar şu anda. Önüne geleni alıyorlar. Kimse de dur diyemiyor, ağzını açamıyor. Hani artık gerekirse bunlara karşı büyük bir müttefiklik, büyük bir ittifak toplamamız lazım. Aksi takdirde durdurulamayacaklar. Ya Etiyopya, sen Allah aşkına bir kendine gelir misin koçum? Ver toprağımı, saçma sapan da işler yapma bir daha. Aferin, adam ol yani, böyle saçma işler bir daha görmeyeyim kardeşim, tamam mı? Sen kimsin Necran? Ya Allah aşkına siz kimsiniz ya? Alayım mı yani illa seni? Alayım mı? Bak, almak da istemiyorum biliyor musun? Acıyorum da yani. Yaşa oğlum ya, Afrika'da yaşayan bir kabilesin, git yaşa ya, yaşamana devam et. Sana orada kim karışmış da gelip Cebel Şammar'a savaşı ilan ediyorsun? Allah aşkına bir saçmalamayın ya. Saçma sapan işlere girişmeyin be oğlum. Başka kim savaş açtı bana? Sen kimsin? Osmanlı? Öyle olsun. Şu an beni biraz üzdün yani. Şu an beni biraz üzdün. Yani ben beklemezdim. Böyle bir şeyi senden beklemezdim yani. Üzdün şu anda sen beni biraz. Yine de ben bak barış taraftarıyım. Savaşalım dersen savaşalım diyorsun. Tamam. Tamam. Ya abicim, Osmanlı'nın bana ordu getirmesi için bütün bir Afrika'yı dolanması lazım. Nereye ordu getiriyorsun sen bana ya? Sen bana nereye ordu getiriyorsun? Ancak Akkoyunlu ve Karakoyunlu'nun ikisinden birden askeri erişim izni alırsan getirebilirsin. Ya da sadece Karakoyunlu'dan alarak da getirebilirsin Akdeniz üzerinden. Ya nereye ordu getiriyorsun sen bana? Allah aşkına bir aklını başına topla ya. Bütün Afrika'yı dolandırıp ordu mu getireceksin gerçekten? Yani uğraşmana değer mi? Neden Müslüman devleti Müslüman devlete kırdıralım ki biz? Biz Müslüman devletler, İslam devletleri arasında barışı savunuyoruz ki. Zaten birkaç sene içerisinde halifeliğimizi de ilan edeceğiz. Yani... Gerek yok yani, müstakbel bir halifeye saldırmanın, savaşı ilan etmene gerek yok. Bunlar agresif tavırlar, kabul edilemez tavırlar yani. Evet, şöyle Karakoyunlarla ilişkileri geliştirmeye biraz daha devam edelim. Çünkü kendileriyle saldırmazlık paktı bile imzalayamayacağımız kadar düşürmüşler. Ya Osmanlı ciddi olamaz. Cidden getirdin mi ya? Hem de 12.000 ordu getir. Ya işsiz misin oğlum ya? Cidden işsiz misin ya? Ben bu orduyu buradan atacağım, sen de barışı kabul edeceksin. Hani olacaklar çok belli değil mi? Ne gerek var işsiz herif ya? Başka derdin tasan yok muydu oğlum, gelip bana saldırıyorsun? Saldırın abi, alalım. Ya bir de yağma yapıyorsun. Ya Allah aşkına hiç Osmanlı'nın şanına yakışacak bir hamle mi bu ya? Hiç Osmanlı'nın şanına yakışan bir hamle mi bu? Gelmişsin yağma yapıyorsun benim topraklarımda ya. Ayıptır be kardeşim. Osmanlı'nın şanına yakıştıramadım ya ben bu davranışı. Hiç yakıştıramadım ya. Bizim bildiğimiz, bize anlatılan Osmanlı... Kahramanlıklarıyla dünyaya ün salmış, korku salmış bir devlet. Bu mu kahramanlık? Gelip yağmaladılar, gittiler. Ben bunun intikamını alırım. Ben bunun intikamını alırım. Bırakmam bunu yanınıza. Üzüldüm şu anda yani. Neyse, yapacak bir şey yok. Karakoyunlarla aram nasıl? Oha! Eksi 58 ne? Oha! Oğlum biz bu adamlarla savaşacağız o zaman. Beyler vaziyet alın. Bizim diplomatik olarak bir hamle yapmamız lazım. Yani bizim Karakoyunlara karşı acilen yanımıza bir müttefik bulmamız gerekiyor. Artık kimi buluruz bilmiyorum ama bulmamız lazım, bulmak zorundayız. Yoksa bunlar bizim içimizden geçerler. Acımazlar, yemin ediyorum. Acilen müttefiğe ihtiyacımız var. Çok acil. Artık ne yaparız, kimi buluruz bilmiyorum ama çok acil müttefiğe ihtiyacımız var abi, orası belli gibi görünüyor. Yani hiç adamların sınırlarında güçlü devlet de yok ki. Adamların sınırlarındaki tek güçlü devlet benim. Benim harcımdaki bütün güçlü devletleri adamlar yok ettiler. Yani her tur atlarken korkuyorum abi şu anda. Her an savaşı ilan edebilirler. Çok tehlikeli. Vallahi çok tehlikeli. Dikkat etmemiz lazım. Neyse artık müttefik arayışlarını bir dahaki bölüm tamamlayacağız. Bir dahaki bölüm bir müttefik bulacağız. Yavaştan bu bölümü burada noktalayalım. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir. Age of History 2 konformu ziyaret edip mod ve senaryoları göz atabilir ve Instagram hesabımı takip edebilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.